Merhaba arkadaşlar. Bugün Petrol Ofisi Sosyal Lig'de benimle kazanda konuğumuz Erman Özgür. Biliyorsunuz ligimizi çok iyi takip ediyor. Muhteşem bir futbol bilgisi var. Ve biraz sonra Erman'la beraber kadrolarımızı yaptık. Kadro yorumlarımızı da yapacağız. Erman, senin futbol bilgin çok olduğunu biliyorum. Gel bir kozlarımızı paylaşalım derim yani sosyal ligde. Paylaşalım Nihat. İspanya'yı görmedim ama Anadolu'yu çok gördüm biliyorsun. Türkiye Süper Ligi'nden bahsedeceğimiz yeterli. İçin sorun yok. Yeterli. İyi kadrolar yaparız diye düşünüyorum. Peki geçen haftaya baktığımızda bütün maçları da izledik biliyorsun. Galatasaray'ın olsun, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ve diğer Süper Lig maçlarını izledik. Ne dersin geçen haftayla ilgili böyle? Valla Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Abubakar etkisi devam ediyor. Bence haftanın kazananı. Tüm rakipleri puan kaybetmişken ki Fenerbahçe deplasmanda belki sezonun en iyi yarım saatini oynadı. Süper Lig yarışının, özellikle şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam edeceğini, belki 3 takımla devam edeceğini düşünüyorum. Hakikaten de belki ben kendimi bildiğim bileli en iyi şampiyonluk yarışı olabilir. Bence de muhteşem bir yarış oluyor. Uzun haftalar sonra Beşiktaş liderliğe koltuğuna oturdu. Ki bunda da en önemli katkı Abubakar'dı. Zaten haftanın 11'indeydi. Bakalım bir sonraki haftada kadronda kimler var, çok merak ediyorum. Bayağı bir güzel bir tartışma olacak. Siz de arkadaşlar sosyal medya platformu üzerinden kendi kadrolarınızı kurup bizimle oynama şansını değerlendirin derim. Şimdi Erman'ım, kozlarımızı paylaşalım dedik. Kadronu da çok merak ediyorum. Öncelikle senin kadronu bir görüp onun üzerinden yorumlarımızı yapalım. Nihat, ben ilk defa yapıyorum böyle bir kadro bu arada. Para yetecek mi, yetmeyecek mi? Biraz kendimi Ahmet Nur Çebi gibi hissettim. Ne kadar az harcarsam o kadar iyi gibi geldi ama durum öyle değilmiş meğerse. Vallahi hiç az harcamamışsın. Az harcamadım yani. Çünkü az da olsa yardım aldım. Şöyle söyleyeyim, Alanya Antalya maçı var ve üstüne sonra kupada oynayacaklar. Evet. PSL de sezonun en iyi performanslarından birine sahip. Kolay gol yemeyen bir takım olduğu için en Veysel'i orta savunmanın göbeğini alarak biraz orada ucuza kaçtım. Ama onun dışında Salah'ın bu hafta yaptığı gol katkısı, Rozier'in her an yapabilecek olması, geri üçlüyü böyle oluşturdum. Orta sahada kalite kokuyor biliyorsun. Onyekuru kötü oynadığı maçlarda bile ceza sahasına en çok giren oyuncu, Sosa'nın duran top becerisi, Bakasetas'ın bitiriciliği, Gezal'ın kalitesi. Hepsi var orta sahada. Ama forvet dedin mi yanıyor. Falcao müthiş döndü. Muhammed dinlendi ve Abubakar zaten Türkiye'nin en iyi santrafor performansı. Tahmin ediyorum bana verilen paranın hakkını da bu şekilde verdim. Yedek oyuncunda Boupenza yani ligimizde. Boupenza kendi takımında da yedek olduğu için biraz son dönemde o transfer çalkantılarından etkilenmiş gözüküyor. Ama bu oyunculardan bir tanesini olursa yine skora dokunabilecek en özel oyuncunun Boupenza olduğunu düşünüyorum. Altay'ın form durumu zaten çok tartışılmaz. Konya maçında da çok çok iyi oynadı. Vallahi öncelikle kadrona bakıyorum. Ofansif anlamda inanılmaz bir kadro. Son haftaların formda oyuncuları Falcao, Abubakar, Muhammed bir hafta dinlendi. Belki Fatih Hoca çift forvetle çıkabilir. Belki ikisi de gol atar. O yüzden bayağı bir puan kazanabilirsin. Orta sahada Sosa da toparladı. Bence iyi bir seçim yapmışsın. Salah'a hiçbir şey demiyorum. Geldiğinden beri zaten uçuyor. Gol katkısı da vermeye başladı. Sol bek oynuyor, stoper oluyor. Bence güzel bir kadro. Yedekte de Boupenza var. Oldu Falcao gol atamadı. Ya da Muhammed yedek belki oynamadı diye Boupenza da iyi bir alternatif diye düşünüyorum. Felkas da bir sakatlık yaşadı, bir çarpışma yaşadı. Eğer emin olsaydım hafta sonu oynayacağından belki Felkas tercihi de yapılabilirdi özellikle Bakasetas'ın yerine. Yine muhteşem bir asist yaptı yani harika, Musa'yı. Harika, evet. Bıraktı. Bu arada da geçmiş olsun dileyelim Perkas'a. İnşallah ucuz atlattı. Ciddi bir şey yoktur. Evet. Bence büyük ihtimal hafta sonu oynayacak. Çünkü biraz sonra benim kadroma baktığımızda Perkas'ı göreceğiz galiba. Göreceğiz. Evet. Şimdi benim kadroyu o zaman bir getirelim arkadaşlar. Şimdi Altay'ı koydum. Neden? Lig sonuncusu Gençlerbirliği ile ki formda değiller içeride oynayacak bir Fenerbahçe gol yemez diye düşünüyorum. Altay da yine son maçta Konyaspor maçında yine kurtarışlarıyla dikkat çekti. Golü yememelerindeki en önemli etkenlerden biriydi. Kolkır'ı koydum, bir derbi oynayacaklar. Topa çok sahip olacağını düşünüyorum Alanyaspor'un. O yüzden fazla ve herhalde Antalyaspor'a çok pozisyon vermeyecekleri için. Salah'ı koymasam insanlar bana kızabilirlerdi. Sadece Fenerbahçeliler değil. Aynı senin gibi ben de Salah'ı yazdım. Çünkü çok formda. Dediğim gibi sadece defansif anlamdaki müdahaleleri değil. Ofansta da gidiyor, gol atıyor, tehlikeler yaratıyor yani duran toplarda. Mubanje'yi yazdım. Şöyle bir çünkü sol bek. Hem sol bek hem de sol stoper gibi defansta oynasın diye.
Neden? Yine Antalya Spor belki çok hata çıkamaz, fazla pozisyon vermezler diye yazdım. Pelkas inşallah biraz önce de söylediğim gibi iyileşecek ve oynayacak. Bence Fenerbahçe'nin en formda oyuncularından biri. Gol atabileceğini bile düşünüyorum ben bu maçta, hem asistle beraber. Bakasetas, şöyle düşünüyorum, Erzurumspor deplasmanı, biraz Erzurumspor baskı yarattığında, öne çıktığında uzaktan bir şutla gol atabilir. Atiba'yı orada bir hem ofansif hem defansif orayı bir güzel toparlasın diye yazdım. Sergen Hoca gibi ilk Atiba'yı yazıyorsun. Net. İlk önce gol yememeyi düşünüyorum, evet. Dikkat ediyorsan. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nde ilk önce gol yemeyeceksin. Her türlü gol atabiliyorsun. Doğru. Ön tarafın iyi olduğunda. Akintola çok enteresan bir oyuncu biliyorsun. Forveti ikiliyor, kenardan giriyor, asist yapıyor, gol atıyor, goller attırıyor. O yüzden Akintola, Gezal'ı yazmazsam olay olurdu. Türkiye Süper Ligi'nin belki de en güzel asistlerini yapan bir futbolcu. Son maçta o Abubakar'a attığı tek top mesela muhteşemdi. Ben yine Başakşehir deplasmanında oldu, Başakşehir kapandı kendi sahasında. Çözebilir, güzel bir pas atabilir. Ya da uzaktan o Gençlerbirliği deplasmanında nasıl örümcek ağlarının olduğu yere çatala bıraktı. Öyle bir beklentim olduğu için yazdım. Tabii ki forvette Abubakar'ı yazmasam olmazdı. Son hafta iki golle inanılmaz bir moral kazandı. Sergen Hoca ile arasını düzeltti. Oyunun içinde çok katkı sağladı. Mücadeleci gücüyle, attığı gollerle. Bir de Muhammed'i yazdım ben. Şey düşünüyorum, ya Falcao'yu belki kesmez ama Muhammed de bir hafta dinlendi ya, Kayseri deplasmanında onun fiziki gücünden, isteğinden, arzusundan, yıpratıcılığından yararlanabilir diye Muhammed'i yazdım. Artık Muhammed oynamazsa orada bir sıkıntı olabilir ama en kötü oyuna girer, yine de bir gol katkısı yapar diye yazdım. Yedeklerde Kasımpaşa'yı çok beğendim. Kenarda oynayan Yusuf Erdoğan ve tabii ki de Alanyaspor'un golcüsü. Upenza'yı kimse tanımazken net forvet oynayan Diouf'u koydum yani. Nihat, bazı oyunculara yazık oluyor. Teknik direktörlük, evet. Hakikaten zor. Mesela Larin'i yazamamak şahsen bizim için eksiklik ama öyle özel oyuncular var ki, santrafor performansları var ki Larin'e sıra gelmedi. Halbuki Larin de değerlendirilebilirmiş sanki. Tabii yazılacak daha çok oyuncu var. Mesela ben son maçta için Trabzonspor maçındaki Davidson performansını muhteşemdi yazamıyoruz. Orada mesela Babakar da var, çok iyi. Yani bu Penza'yı da yazmak isterdim ama bu haftaki benim kadrom bu. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar, bu mücadelede size değer var. Nihat'la kadrolarımızdan hangisini kazanacağınız sosyal ligdeki benimle kazan menüsünden seçin. Petrol ofisinden 500 TL değerinde VMAX kazanacak 50 kişiden biri olun. Üstelik sizler de Süper Lig futbolcularının gerçek maç istatistiklerinin puanlandığı sosyal ligde kendi kadronuzu kurabilirsiniz. Haftalık ve genel klasmanda birbirinden özel ödüller kazanabilirsiniz. Sosyal Lig'de sezon şampiyonuna Kia Stonic otomobil, her hafta birinciye Samsung A71 telefon, 3 kişiye Quantum saat ve sezon boyunca 1 milyon TL değerinde yakıt hediye. Hadi hemen Sosyal Lig'i Apple Store ve Play Store sayfasından indirin, harika ödülleri kaçırmayın. Az laf çok iş abi, artık sahaya çıkma vakti. Çıkalım o zaman.